Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trend YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel çıtıptı bir bebek battaniye modelinin yapılışını anlatacağım sizlere. Şöyle bir ön çalışma hazırlamıştım daha öncesinde. Çıtıpıtı çok da güzel ve basit bir model arkadaşlar. Görünüm olarak da çok şık. Şöyle arka yüzden de görünümü. Dilerseniz hep birlikte modelimin yapılışına başlayalım. Arkadaşlar ben başlamadan önce çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle sarı ipimi aldım ve zincir çekerek modelimin kurulumuna başlıyorum. Arkadaşlar ilk zincirimizi çekerken elimizi gayet bol tutalım. Her videomda da bunu söylüyorum. Çünkü ilk zincirimizi çekerken elimizi ne kadar bol tutarsak üzerine daha sonra modeli kurdukça alttan zincir kendini çekmez ve battaniye modelimiz daha güzel bir görünüme sahip olur. Benim modelimi anlatmam için bu kadar bir zincirim yeterli. Sizler istediğiniz boyuta geldikten sonra zincirinizi ölçersiniz. Üzerine modeli kurarsınız. Modeli kurduktan sonra fazla gelirse şu başlangıç noktasından zinciri sökebilirsiniz. Ya da makas yardımıyla kesebilirsiniz arkadaşlar. İlk iki boşluğumu atlayarak üçüncü boşluğumun içerisine sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne. Birinci sıram arkadaşlar sık iğneden oluşmaktadır. Evet arkadaşlar, hiçbir zincir boşluğunu atlamadan sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. 3 adet zincir çekiyorum. Arkadaşlar en son çekmiş olduğum zincir tığımda bekliyor. Şu ikinci zincir boşluğundan bir ilmek çıkarttım. İlk zincir boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Modelimi çeviriyorum. İlk gelen sık iğne boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Yanındakinden bir, yanındakinden bir. Tığımda 6 adet ilmeğim olduktan sonra 6'sını birlikte topladım. Bir zincir çektim. Zincir çekerek kapatmış olduğum boşluğun içerisinden bir ilmek çıkarttım. Bu en son ki yapmış olduğum ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarttım. Hemen dibindeki boşluktan bir ilmek, yanından, yanından. Tığımızda daima 6 tane ilmeğimiz olacak. 6'sını birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Bir daha göstermek istiyorum. Kapatmış olduğum zincirin içerisinden bir ilmek çıkarttım. En son yapmış olduğum, burada bakın sıra sıra oluştu. Bunun ortasından bir ilmek çıkarttım. En son almış olduğum sık iğneden bir ilmek çıkarttım. Hemen yanından ve onun yanından da toplamda tığımda 6 adet, pardon, tığımda 6 adet ilmeğim olacak arkadaşlar. Elimden kaydı, kusura bakmayın. Ve altısını birlikte kapattığım bir adet zincir çektim. İsterseniz bunu da birlikte yapalım. Kapatmış olduğum boşluğun içerisinden bir ilmek. En son ki almış olduğum ilmeğin içerisinden bir ilmek. Hemen onun dibinden
bir ilmek, yanındaki sık iğneden, yanındaki sık iğneden toplamda tığımızda 6 adet ilmek oluyor. Altısını birlikte kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bakın yıldızlarımız ortaya çıkmaya başladı. Bütün sık iğnelerimiz bitinceye kadar bu işlemi devam edelim arkadaşlar. Sıramın sonuna yaklaştım. Son modelimizi de birlikte yapalım. Arkadaşlar, bu sonunu göstermek istiyorum. Sonunun püf noktası. Tığımın başını doladım. En son kalan sık iğnemin içerisinden ilmeğimi aldım ve üçünü birlikte kapatarak buraya bir yarım trabzan yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi battaniyemizin kenarı düzgün bir şekil alsın arkadaşlar. Düz bir şekilde devam etsin. 2 adet zincir çekiyorum ve modelimi çevirdim. Arkadaşlar şu tam orta boşluğuna, bu yıldızımızı yapmıştık. Şu ortasındaki boşluğun içerisine 2 adet sık iğne yapıyorum. Buralara hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sadece belli oluyor zaten şu orta nokta şeklinde olan boşlukların içerisine sık iğnelerimi yapıyorum. Her boşluğa ikişer adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bütün orta boşluklarıma sık iğnemi yaptım. Tığımın başını doluyorum. Aynı şekilde bu son zincir boşluğuna ilmek alarak yarım trabzan yaparak bu şekilde de modelimi yarım trabzan ile bitiriyorum. Arkadaşlar burada ikinci ipime geçmek istiyorum. Ben size gösterirken iki renk kullanacağım. Sizler isterseniz tek renkle de devam edebilirsiniz ya da bu şekilde 3 renk de kullanabilirsiniz. Farklı renk kombinleri yapmak sizin elinizde. Orasını size bırakıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi geçirdikten sonra 3 adet zincir çekerek buraya sabitledim. En sonki zincirim tığımda duruyor. İkinci zincirimin ortasından ilmeğimi aldım. İlk çekmiş olduğum zincirden ilmeğimi aldım ve çevirdim. Buradaki ilk boşluğun içerisinden arkadaşlar ilmeğimi çıkartacağım ve 4 oldu. Hemen yanından bir ilmek, yanından bir ilmek daha. Burada da ilk sıramızdaki gibi 6 adet ilmeğimiz oldu ve hepsini birlikte kapatıp bir adet zincir çektim. Orta boşluğundan ilmek aldım. Son yapmış olduğumdan ilmek aldım. Hemen dibinden, yanından ve yanından. Altısını birlikte kapattım. Arkadaşlar altta yapmış olduğumuz modelin tam üzerinde olacak modellerimiz ki üstten artma ya da eksilme olmasın. Artma ya da eksilme olursa modelimiz sağa sola yamuk bir şekilde devam eder. Buna çok dikkat edelim. Gösterdiğim şekilde yaparsanız hiçbir şekilde artma ve eksilme olmayacaktır. Tam orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Son ilmekten aldım. Dibinden, yanından ve yanından.
Bakın tam üstüne denk geldi. 6 ilmeğimi birlikte kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Modelimin sonuna yaklaştım. Sonuncuyu sizinle birlikte yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Sonuncu modelimi de yaptım. Başını doluyorum. Bu en sonki sık iğnemin içerisinden ilmeğimi alarak üçünü birlikte kapattım. Biz buna yarım trabzan diyoruz örgüde. Yarım trabzan yaparak modelimi bitirdim. 2 adet zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Buraya hiçbir işlem yapmıyoruz. Alttaki yapmış olduğum modelin tam orta noktasına şuraya arkadaşlar 2 adet sık iğne yapıyorum. Ve bir sonrakine. Onlar kendini arkadaşlar örerken belli ediyor zaten. Tam orta yuvarlakların içerisine ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Ve sıramın sonuna yaklaştım arkadaşlar. Şuraya da son sık iğnelerimi yapayım. Ve tığımın başını dolayarak en sonuna da yarım trabzanımı yapıyorum. Arkadaşlar burada şu şekilde bunu kapatmadan önce ikinci rengime geçeceğim için bu ipimi yukarıya aldım ve kapattım. Böylece ip yukarıya çıkmış oldu. Sarı ipimi alıyorum. 3 adet zincir çektim. Bu başını da göstereyim ve videomu bitireyim. Birinci zincirim ilmeğimde. İkinci zincirimin ortasından ilmek aldım. Üçüncüden ilmek aldım. Ve çevirdim. Buradaki ilk sık iğne boşluğunun içinden ilmek aldım. Yanından ilmek aldım. Ve altıncı ilmeğimi de alarak altını birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine tam üstüne denk geldi arkadaşlar. Birinci ve ikinci sıradaki model sayım aynı. Bu şekilde gösterdiğim gibi devam ederseniz inşallah modelinizde hiçbir kayma olmayacaktır. Ve arkadaşlar modelimiz çok kolay ve çok şık, gösterişli bir görünüme sahip. Bir sırasında model yaparken dönerken sık iğnelerimizi doldurarak dönüyoruz arkadaşlar. Başında da söylediğim gibi ben iki renk kullanarak anlattım. Burada da üç renk kullanmıştım. Sizler dilediğiniz renk kombinini yapabilirsiniz. İsterseniz sade tek renkten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın.